var gibi oldu ya. İyi, sen bu işi biliyorsun ya vallahi. Izgara konusunda master mı yaptın, ne yaptın? Yani şöyle bir 5 dakika sonra her iki tarafta. Bunu da şey yaparsın. Ekim tatil evinin bahçesinde ızgara keyfi diye şey yaparız. Atarız, ben böyle bir çekeyim. Biraz yükseltip de yakmasın diye. Gittikçe daha da bir nar gibi olmaya başladı. Kediler kokuyu alan bütün kediler, mahallenin kedileri doluşmaya da başladı. Bahçenin kıyısına, köşesine. İyice gevrek bir hale gelene kadar. Çevir kızı yanmasın olayım diye. Mangal yapmanın püf noktalarını alalım. Öğrenelim. Pişene kadar çevireceğiz. Şey koysaydım, birkaç tane atsaydım, ilk şeyde piştiğinde hemen şeye, ekine götürürüz hala da. Şöyle 3-4 pişer. He, pişer. Şu an Nisan'ın 9'u. Henüz kimse yok yazlıklarda, çok az kişi var. Bu nedenle de çevreden pek kimse şikayetçi olmaz. Mangaldan yazında mı olmuyor? İyi, ne güzel ya. Yazında bu kadar şey olmaz zaten ya.
Ha, sen nereden çıktın? Yeni gelmek üzere. Şu anda ızgarada pişen etleri tepsiye koyduk. Konuldu. Yenileri diziliyor. Diğer taraftan da köfteler var. Bir tarafına da köfteler dizilecek. Yalnız o kalınlık o çevrebilecek bir şeydir. Kediler heyecanlandı. Bekliyorlar. Izgara bekliyorlar. Her taraftan bütün mahallenin kedileri buraya toplanıyor yavaş yavaş. Kedicik ilk gelen buydu. Şu koca adam burada en yaşlısı sanırım. Şu an içindeler. Dolaşıyorlar yavaş yavaş. Eti daha pişirecek kadar kuvvetli yanıyor. Hava olabildiğince rüzgarlı. Datça'da rüzgarla bir gün neredeyse çatıları uçuracak kadar rüzgar esiyor. Ayrıca insanı üşüten bir rüzgar. Bir insanın soğuk bir günü. Güneşli fakat soğuk bir gün.
bahçeye doğru geliyorum. Diğer bir kedimiz hemen çiçeklerin dibinde kendisine yiyecek verilecek anı bekliyor. Kara olan sarı papatyaların arasında gel gitme.